Dualar Hazinesi kanalımızdan herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, bütün dert ve sıkıntıdan bizi kurtaracak olan birkaç duayı sizlerle paylaşacağım. Bu dualar belirli rivayetlere bağlı kalınaraktan Peygamberimizden tavsiye edilen ve yapılması uygun görülen dualar. Birkaç tane dua bu videoda paylaşacağım. İnşallah hepimiz için faydalı olur. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden birinci duamıza geçelim. Ebu Said'il Hudri radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdiğinde Ensar-ı Kiram'dan Ebu Ümame isimli bir zata rastladı. Ona, ya Eba Ümame, bana ne oldu ki seni namaz vaktinin dışında mescitte görüyorum diye sordu. O da, ya Resulallah, bir takım sıkıntılar ve borçlar beni çaresiz bıraktı diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana bir dua öğreteyim mi ki sen onları okuduğunda Allah-u Teala senin sıkıntını gidersin ve borcunu ödetsin buyurunca o da, buyur öğret ya Resulallah dedi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahladığında ve akşamladığında Allahümme inni e'ûzu bike minel hemmi vel hazeni ve e'ûzu bike minel haczi vel keseli ve e'ûzu bike minel cübni vel buhli ve e'ûzu bike min galebeti deyni ve kahrir ricali. Ey Allah'ım, sıkıntıdan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borca yenik düşmekten ve bir takım insanların beni kahretmesinden sana sığınırım de buyurdu. Bu zat Ebu Ümame daha sonra ben sabah ve akşam bu duaya devam ettim. Allah-u Teala bütün derdimi giderdi ve borcumu ödetti diye anlatmıştır. Bu hadislerde, rivayetlerde geçen bir duadır. Bu duanın kaynağı Lale Gül dergisi Cübbelahmet Hoca'nın paylaşmış olduğu dualardan. Şimdi bu duanın Arapçasını sizlere tekrar okuyayım. Allahümme inni e'ûzu bike minel hemmi vel hazeni ve e'ûzu bike minel aczi vel keseli ve e'ûzu bike minel cübni vel buhli ve e'ûzu bike min galebeti deyni ve kahrir ricali. Allahümme inni e'ûzu bike minel hemmi vel hazeni ve e'ûzu bike minel aczi vel keseli ve e'ûzu bike minel cübni vel buhli ve e'ûzu bike min galebeti deyni ve kahrir ricali. Allahümme inni e'ûzu bike minel hemmi vel hazeni ve e'ûzu bike minel aczi vel keseli ve e'ûzu bike minel cübni vel buhli ve e'ûzu bike min galebeti deyni ve kahrir ricali. Kıymetli dostlar, bu duayı 3 defa okuyarak sizin de dinlemenizi sağlamış oldum. Birinci duamız buydu. Bu duayı sabah ve akşam okuyoruz. İnşallah bütün dertlerimize deva olacak güzel bir dua. Şimdi bir başka rivayetteki başka bir duaya geçelim. Kıymetli dostlar, bu da başka bir dua. Yani birçok dertten kurtulmak için tavsiye edilen rivayetlerde geçen bir dua. Bu dua şu şekilde okunuyor. La havle ve la kuvvete illa billahi ve la münce'e minallahi illa ileyhi. Burada okunuşu da var. La havle ve la kuvvete illa billahi ve la mence'e minallahi illa ileyhi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim bu duayı okursa Allah-u Teala 72 dert ve musibeti ondan bertaraf eder. Bu dertlerin en küçüğü fakirliktir buyurmaktadır.
Bu dua burada da söylendiği gibi her türlü dertlerden ve musibetlerden kurtulmak istersen bu duayı yani bu mübarek zikri günde 41 defa ve 41 gün okumalısın. Yani 41 gün ve her günde 41 defa okunması gerekir. Zaten bu dua ezberlenmesi kolay, kısa bir dua. Tekrar okuyorum. La havle ve la kuvvete illa billahi ve la mence'e minallahi illa ileyhi. La havle ve la kuvvete illa billahi ve la mence'e minallahi illa ileyhi. La havle ve la kuvvete illa billahi ve la mence'e minallahi illa ileyhi. Bu duayı da bu şekilde sizinle paylaşmış oldum. Şimdi bir başka duaya bakalım. Kıymetli dostlar, bu da rivayetlerde geçen bir başka dua. Sıkıntılar için, dertler için okunması gereken güzel dualardan bir tanesi. Enes İbni Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdiğinde sağ eliyle alnını siler ve sonra Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim. Ey Allah! Ey Allah'ım! Sıkıntıyı ve üzüntüyü benden gider diye dua ederdi. Duanın okunuşu şu şekildedir. Eşhedü en la ilahe illallahur rahmanur rahim. Allahümme ezhib anni el hemme vel hazene. Allahümme ezhib annil hemme vel hazene. Eşhedü en la ilahe illallahur rahmanur rahimu. Allahümme ezhib annil hemme vel hazene. Eşhedü en la ilahe illallahur rahmanur rahimu. Allahümme ezhib annil hemme vel hazene. Kıymetli dostlar, bu duayı da her gün okumakta yarar vardır. Bunlar kısa, ezberlenmesi rahat olan dualar. Tabii ki sıkıntılarımızı, dertlerimizi gidermek için fiziki olarak elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. Ama insan olarak zayıf yaratıldığımız için ve biz müminler olarak bütün dertlerimizi her zaman Allah'a arz ettiğimiz için bu sebepten dolayı bu dualar rivayetlerde bize gelmiş ve bizler de bu dualarla sıkıntılarımızı Allah'a arz ederiz ve onun yardımıyla bu sıkıntılarımızdan da kurtuluruz. Kıymetli dostlar, bu dualar ile ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında yazarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca eğer bu videoları faydalı buluyorsanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Abone olursanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Tekrar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.